Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin amacı bütün insanlık alemini mekarimi ahlaka çağırmak. Yani güzel ahlaka çağırmak. Allah Teala Hazretleri insanı ruhu ile yaratırken nefsü emmareyi insana sarmal olarak, insani değer olarak sunmuştur. İmtihan edeceği için sunmuştur. İnsan oğlu ilahi değerlerden mahrum kalınca nefsü emmare insan oğlunu azgınlaştırır, sapkınlaştırır. İnsan oğlunu tamamen yeryüzünde ifsada ve kan dökmeye yöneltir nefsü emmare. Zaten Habibi Kibriye Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberler azgınlıkta, sapkınlıkta ve ifsadatta haddi aşmış toplumlara gelmiştir. Hazreti Muhammed aleyhisselam Arap coğrafyasına peygamber gönderilirken Arap coğrafyası yalnız putperest olmakla kalmıyor, azgınlıkta, sapkınlıkta ve kan dökmekte haddi aşmış durumdaydı. İsrail oğulları da dünyayı ifsada verdiklerinden dolayı, kan döktüklerinden dolayı, yakıp yıktıklarından dolayı birçok peygamber İsrail oğullarından gönderilmiştir değerli kardeşlerim. Habibi Kibriye Efendimiz buyuruyorlar ki: İnnemâ bu'istü li utimme mekârimel ahlâk. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. İnnemâ bu'istü illâ li utimme mekârimel ahlâk. İnnemâ bu'istü li utimme mekârimel ahlâk. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Peygamberler, muhterem kardeşlerim, ahlak nişanesidir. Bütün meziyetlerinde ilahi vahyin içeriği bünyelerinde, ruhlarında ve akıllarında ve kalplerinde olduğu gibi ahlaki değerlerde de ilahi meziyetlerle donatılmıştır peygamberler. Peygamberler önce kendileri ahlaklı olur, ahlaki meziyetlere sahip olur, sonra da gönderilmiş olduğu kavimleri, kabileleri ve insanlık alemini güzel ahlaklı olmaya davet ederlerdi. Değerli kardeşlerim, Hazreti Muhammed aleyhisselam Muhammedül Emin'di. O emanete ihanet etmeyen, güvenilir insan olarak tanınıyordu Arap coğrafyasında. Kardeşlerim, ibadetlerin amacı müminleri İslami istikamete çekmektir. İbadetlerin amacı müminleri İslami istikamete çekmektir. Eğer ibadetlerimiz bizi Kur'an'ı istikamete çekemiyorsa, ibadetlerimizi gözden geçirmemiz gerekir. İbadetlerimiz bizleri Kur'an'la bütünleştiremiyorsa, İslami ahlakla bütünleştiremiyorsa, Kur'an'daki gösterilen menhiyattan kaçındıramıyorsa, emirleriyle, Kur'an'ın emirleriyle bizleri bütünleştiremiyorsa, o zaman ibadetlerimizi gözden geçirmemiz gerekir. Estaizu billah. Ankebut suresi 45. ayet Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Akimus salah. Ey mümin, namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Allah rızası için kılınan, rızayı bari yerine getirerek kılınan namaz
insanı fenalıklardan alıkor. Kardeşlerim, güzel ahlaklı olabilmemiz için, Kur'an'daki ahlaki meziyetlerle bütünleşebilmemiz için ibadetlerimizin rızai bariye uygun olması gerekir. İbadetlerimizde riya ve gösteriş varsa, ibadetlerimizin arta kalan zamanlarında herhangi bir menhiyattan kaçınamıyorsak, gıybet, suizan, malayani sözler ve onun ötesinde akıl almaz haramiyet işliyorsak, müfsidat işliyorsak ibadetlerimizi gözden geçirmemiz gerekir. Çünkü ibadetlerimiz bize gereken dersi verememiştir. Niçin verememiştir? Kur'an'ın bize öğrettiği, ilahi vahyin bize anlattığı rızai bariye uymadığımızdan, Allah rızasını gözetmediğimizden kılmış olduğumuz namazlarımız bize nasihat vermemiştir. Oruçlarımız bize nasihat vermemiştir. Vesair ibadetlerimiz bizi hak çizgiye getirecek manevi güçte değildir demektir. O zaman kendimizi bir gözden geçirmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, İslam'da güzel ahlak nedir? Dürüst olmaktır. İnsanların itimat ve güvenini kazanmaktır. İhanet çemberi içinde olmamaktır. Fahri Kainat Efendimiz bir gün Medine'de pazar yerinde gezerken orada buğday satan bir esnafa rast geliyor. Esnafın çuvalına elini daldırıyor ve alınca buğdayı eline, bu ne güzel buğday, nerenin buğdayı diyor. Esnaf da, ey Allah'ın peygamberi, bu Hayber'in buğdayı, o bölgenin buğdayı, çok güzel buğdaymış diyor. Habibi Kibriye Efendimiz bir daha elini sokuyor, daha derinden çıkardığı buğdaylar üstteki buğdayın kalitesinde değil ve bunun ötesinde yağmurdan dolayı ıslanmış, küf yapmaya başlamış. Bu ne diyor? Ya Muhammed, daha güzel satılsın diye iyi buğdayı üste çıkardım, onu alta koydum diyor. Bakınız, men gashana feleyse minna buyurur. Men gashana feleyse minna. Hayır olmaz diyor. Bizi aldatan bizden değildir. Evet kardeşlerim, İslam'ın anlatmak istediği Habibi Kibriye Efendimizin ortaya koyduğu değerdir. Müslüman dürüst olmalıdır. Müslüman emniyetli olmalıdır. Müslümana değil ki, Müslümanlar o bölgenin gayrimüslim insanları dahi güvenmelidir ki İslami şecaatı benimsesinler. Müslümana değil ki Müslümanlar o bölgenin gayrimüslim insanları dahi namusunu emanetle teslim etmelidir ki ve güvenmelidir ki o bölgedeki Hristiyan, Yahudi, putperest ve Budist insanlar İslami şecaati ve mükemmelliyeti benimsesinler kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Habibi Kibriye Efendimiz Muhammedül Emin'di. Onu sevmeyen, onun gölgesini çiğneyen insanlar dahi bir yere gittiği zaman ona emanet ederlerdi değerli eşyalarını, kutsal eşyalarını, metalarını Peygamber Efendimiz'e emanet ederlerdi. Habibi Kibri Efendimiz bir peygamber olduğu kadar bir insandı da. Hayat tarzını peygamber olmanın ötesinde insan olarak yaşıyordu. İnsan olarak yaşadığı halde dürüst yaşıyordu. Bir mümin dürüst olmalıdır. Asla ve asla yalan söylememelidir. Estağfirullah. Hud suresi 112. ayeti celle'de Rabbimiz buyuruyorlar ki: "Fastakim kema umurte."
Ey Muhammed, emrolunduğun gibi dürüst ol, istikametli ol. Ve men tabe ma'ke. Sana tabi olanlarla beraber emrolunduğun gibi dürüst ol, istikametli ol buyuruyor Cenab-ı Hak. Kardeşlerim, biz de Habib-i Kivri Efendimiz'e tabi olan ümmetiz. Onun yakın ümmetleriyiz. Cenab-ı Hakk'ın bu vahyi ilahisi yalnız sahabeyi ilgilendirmez, peygambere tabi olan bütün ümmeti ilgilendirir. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu Ayyid-i Celle'nin sarmalında olabilmemiz için dürüst olmamız gerekir. Yalan söylemeden ve yalan yere şahitlik etmekten kaçınmamız gerekir. İnsanların emniyetini ve güvenini kazanmamız gerekir. Ve ayrıca Allah Teala Hazretlerinin bizlere sunduğu güzel hayatı onun için yaşamamız gerekir. Kardeşlerim, bazı insanlar vardır ki ibadetine güvenirler, herkesi hor görerler. Halbuki bize emanet edilenler vardır. Divaneler bizlere emanettir. Hayvanlar bizlere emanettir. Şunu bilmemiz lazım ki, kapımızda acından ölen bir hayvandan biz sorumluyuz. Kabir suallerinden biri de hukuku hayvanattır. Kabir suallerinden biri de hukuku hayvanattır. Çevremizdeki divane insanlar, yoksul insanlar, çaresiz insanlar bize emanet edildiği gibi, çevremizdeki hayvanat da bize emanet edilmiştir. Kapımızda açlıktan ölen bir kediden sorumluyuz. Bir köpekten sorumluyuz. Kardeşlerim, ben birkaç gün Fatih Camii avlusunda kaldım. Bilhassa bir gözlem için kaldım. İçeride değil, dışarıda yattım ve oralarda dolaştım birkaç gün. Şunu gördüm. Müslümanlar camiden çıkıyor, tesbih elinde zikrede zikrede gidiyorlar. Ağlar Baba Hazretleri buyuruyor ki, tesbihi almış eline zannedersin yer çağı. Zannedersin ki o Müslümanlar yeri göğün sahibiler. Gururiyet ve kibir sevdasıyla yürüyorlar. Ama orada öyle bazı insanlar da var ki köpekleri kedileri besliyorlar. Hiç aklımdan çıkmaz. Bir mahcup insan gördüm ki çuval elinde yem var. O yemleri kedilere sunuyor. Oradaki köpeklere sunuyor. İşte kardeşlerim, bu güzel ahlaktır. İbadet ettikten sonra ibadetine gururlanmak iyi bir ahlak değildir. İbadet ettikten sonra benim işim bitmiştir, artık her şey bana mübahtır diyemez bir Müslüman. İbadetimiz bizi ahlaki şecaata yönlendirmelidir. İbadetlerimiz bizi ahlaki şecaata yönlendirmiyorsa, ibadetlerimizde noksanlık vardır. İmani noksanlığımız olmasa bile ameli noksanlık vardır ibadetlerimizde ki, bizi ilahi şecaata, ahlaki şecaata yönlendirmiyor kardeşlerim. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. İbadetlerimizi en güzel kabulüyle makbul buyursun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbimiz bizleri kötü amellerden sakındırsın. Medhiyattan, haramiyetten bizleri uzaklaştırsın. El-Fatiha.